Tarih 1915. Yer Çanakkale. Gün şehadet günüydü. Allah'ın askerleri için yine bir cihat, yine bir yolculuk zamanı gelmişti. Şehadete adanmış hayatlar, şehitlik için adeta birbirleriyle yarışacaktı. Küfür yine ittifak kurmuştu hakkın karşısında. Çünkü küfür tek milletti. Bu kez istedikleri İstanbul'du. Gözlerini Anadolu topraklarına dikmişler, bitirdiklerini sandıkları Osmanlı'ya adeta diş biliyorlardı. Planlarını yapmışlar, kutlama tarihi bile belirlemişlerdi. İstanbul'u alacak, içten içe zayıflayan Osmanlı'yı tamamen yitireceklerdi. Asıl amaç İslam'ı baş tacı edip ulaştığı her toprağa Allah'ın adını götüren cihan devletini yıkarak İslam'ı zayıflatmak ve kısa zaman içinde de yeryüzünden tamamen silmekti. Şeytanın askerlerinden de başka bir amaç beklenmezdi zaten. Bunun için Çanakkale geçilmeliydi. Ne var ki onlara göre bir gecede geçilecek olan Boğaz, tarihte görülmemiş mücadeleye şahitlik edecek, Anadolu topraklarına şehit kanlarıyla Çanakkale geçilmez yazılacaktı. Çanakkale'yi savunacak yiğitler, vatan sevdasıyla, cihat aşkıyla dünyanın dört bir yanından kalkıp şehadet meydanına geliyordu. Daha 15'inde delikanlılar, yeni doğan bebeğini beşikte bırakıp gelen babalar, gözleri görmediği, ayakları tutmadığı halde ben de bir işe yararım diyerek gelen fedailer. Hatta elindeki tüfeğinin boyu kendi boyuna eşit olan saçları kınalı kurbanlar. Hepsi vatanı korumak için, İslam'a uzanan kanlı elleri kırmak için çıkmışlardı yola. Canları pahasına da olsa Çanakkale geçilmemeliydi. Çünkü Çanakkale geçilirse İstanbul gider, İstanbul giderse müminlerin birliği ve dirliği bozulurdu. Cenab-ı Hak kendi dinini elbette korurdu. Ancak bunun için Allah'ın halifelerinin de geçmiş ümmetlerin başına gelenler gibi etlerinin demir tırnaklarla sıyrılması gerekiyordu. İbrahim gibi ateşe atılacaklardı ki Rableri o ateşi gül bahçesine çevirsin. Musa gibi Firavun'a baş kaldıracaklardı ki Rableri denizleri ikiye ayırsın. İşte bu ruhla, bu imanla, bu heyecanla, kalplerinde zerre miktarı tereddüt olmadan hakkın siperlerinde yerlerini aldılar. Birbirlerine sımsıkı kenetlendiler. Kendi nefislerini hiçe saydılar. Yeter ki Çanakkale geçilmesin. Yeter ki İslam'ın son karakolu olan bu topraklarda İslam bayrağı dalgalanmaya devam etsin. Ama düşman çok güçlüydü. Zamanın en üstün silahları ve savaş araçlarına sahiptiler. Onlara karşılık cihat ordusuysa sarsılmaz imanları ve Allah'ın yardımıyla savaşıyordu. Öyle bir iman ki bir önceki bölük gözleri önünde öldürülürken sıra kendilerine geldiğinde saniyeler sonra aynı şekilde öleceklerini bildikleri halde asla tereddüt göstermeden meydana atılıyorlardı. Adeta ölüme koşuyorlardı. Geride bıraktıkları hiçbir şey umurlarında olmadan şehadete koşuyorlardı. Öyle ya, cennetin kapısında gül nebileri onları karşılarken başka ne umurlarında olabilirdi ki? Onlar adanmıştı çünkü. Kurban edilmişlerdi. Çünkü anaları onları, sen benim son yongamsın. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Öl de buraya geri dönme diyerek uğurlamıştı. Kurbanlık kuzular gibi saçlarını kınalayıp ölüme uğurlamışlardı evlatlarını.
canlarından bir parça kopup gitmişti ama vatan sağ olsun diyerek son defa sarılıp bir sonraki sarılmayı cennete bırakarak vedalaşmışlardı. Birçoğu asker kıyafeti bile olmadan ayağında yamalı çarığıyla, sırtında yırtık gömleğiyle koşuyordu cennete. Madden fakir ama manen zenginler zengini ruhlar, fedakarlıkta zirve yapmış canlar. Öyle ki ağır yaralanıp çadırda yatarken kendisine gelen yarım somun ekmeğini, ben artık işe yaramam, bu ekmeği savaşacak kardeşlerim yesin diyerek yemeyen ve dakikalar sonra aç bir şekilde can verip cennette Resul'ün ziyafetine yetişen yiğitler vardı bu meydanda. Çünkü biliyordu ki kardeşleri tıpkı kendisi gibi saatler önce bir tas hoşaf içmişti sadece. Bir destanın öyküsü yazılır şu ağzına, bir destanın öyküsü Çanakkale adında. Bir destanın öyküsü yazılır şu ağzına, bir destanın öyküsü Çanakkale adında, Çanakkale adında. Şefkatleri küffarı bile kuşatmıştı. Nasıl bir yürek ki kendisi de ağır yaralı olduğu halde gömleğini yırtıp az önce çarpıştığı düşman askerinin yarasını sarmaya çalışıyordu. Küfür komutanı hayretle bunun sebebini sorunca da bu askerin cebinden yaşlı bir kadın resmi çıktı. Sanırım annesiydi. "Benim kimsem yok ki döndüğüm zaman kavuşayım. O bari annesine kavuşsun," diyor ve içinde iman olan bir kalbin nasıl büyük olabileceğini adeta haykırıyordu. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Gönlü tok olan cihat yiğitleri bir lokma ekmeğin dahi yarısını esir askerlerle paylaşıyor ve düşman olarak geldikleri bir dine ve millete hayran kalmalarını sağlıyorlardı. Düşman ne kadar güçlü görünürse görünsün, kalplerinde asla korkuya yer yoktu. Çünkü biliyorlardı ki asıl güç topta, tüfekte değil, iman dolu kalpteydi. Ve alemlerin Rabbi görünen görünmeyen ordulara destek veriyordu bu cihat erlerine. Çünkü söz vermişti, kendi dinine yardım edenlere o da yardım edecekti. Allah'ın yardım elini uzattığı bir eli kim mağlup edebilir ki? Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir el mucizeleri kavrayacak demekti. Öyle bir mucizeydi ki o 275 kilo mermiyi "Ya Allah" diyerek kaldırıyor, ateşliyor ve belki de İslam kalesi yıkılmak üzereyken şeytanın gemisine isabet ettirerek yerle bir ediyordu. "Bu benim gücümü aşar," demiyordu. "Artık yapılacak bir şey kalmadı," demiyordu. Tarihte başarılamamış ve bir daha asla yapılamayacak bir şeye gönül veriyordu. Çünkü iman varsa imkan da vardı. Ve her şeye kadir olan Allah dilerse bir tek top mermisiyle Çanakkale geçilmez oluverirdi. Daha sonra hileli oyunları başlarına yıkılan şeytanın askerleri "Biz orada Türklerle değil, onların Allah'larıyla savaştık" demekten kendilerini alamayacaklardı. Ve bir gece ezilmiş, mağlup, yorgun ve mahcup olarak asla geçemeyecekleri bu toprakları terk edeceklerdi. Şimdi ise ey Mehmet, ey Ahmet, ey Hasan Listi, senin ataların her seferinde bıkmadan, usanmadan İslam adına, Allah aşkına küfürle savaştı. Hem kalben, hem fikren, hem fiilen çarpıştı güçlü ordularla. "Tek başıma ben ne yapabilirim? Bir kişiden ne olur?" demedi. Tek başına da olsa vazgeçmeyip, davada sebat gösterip, Seyit Çavuş olarak, Yarbay Hasan olarak, Kınalı Mehmet, Çarıklı Ahmet olarak yazdırdı adını gönüllere. Peki sen, ey 21. yüzyıl genci,
Sen, ey şanlı ecdadın torunu, sen şimdi bu destanın hangi cümlesindesin? Senin adın bu projenin hangi kısmında yazılı? Küfür yine birlik olmuş, bu kez senin kalbine savaş açıyor. Düşman gemileri şimdi de Çanakkale olarak senin zihnini hedeflemiş ve 100 yıl öncesinden daha kapsamlı, daha güçlü bir şekilde boğazı geçmeye çalışıyor. 14 asır önce Bilal-i Habeşi'nin üzerine koyulan taşlar, şimdi televizyonda, internette, sokakta, markette dinlediğin şarkıyla, izlediğin filmle senin üzerine koyuluyor. Allah'ı inkar et diye. Bilal, ehad, ehad demişti ya. Senin sesin nerede? Sesin nerede? Nerede? Peki sen, ey Fatma, ey Ayşe, senin örtün uğruna can vermişti sütçü imam. Uğruna can verilesi örtün hani nerede? Meryem'i iffetin, Hacer'i teslimiyetin nerede? Ey çocuğunu sabah namazına kaldırmaya kıyamayan anne, Bilecik istasyonunda son yongasını şehadete gönderen annenin yüreği taş mıydı acaba? Taş mıydı acaba? Çanakkale'yi kanıyla sulayan 15'inde gençlerin anneleri yok muydu acaba? Yok muydu acaba? Onlar şehit düştükleri zaman silahlarıyla gömülüyorlardı. Öyle sıkı kavramışlardı. Kimse alamıyordu ellerinden. Tek başımıza da kalsak ağır yüklerin altına hiç korkmadan girebiliyor muyuz Seyit Çavuş gibi? Öleceklerini bile bile siperlerini terk etmeyen yiğitler gibi İslam karargahlarımızda olmaya sebat gösterebiliyor muyuz? Yoksa Okçular Tepesi'ndeki gevşeklik bizim de bütün hücrelerimizi kuşatmış durumda mı? Ey bu şanlı ecdadın torunu, şimdi Çanakkale sensin.